İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi geniş çaplı protestolara neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere'de de İranlı kadınlara destek gösterileri düzenlendi. Ülkede internet erişiminin engellenmesinin ardından dünyanın en zengin insanı Elon Musk da devreye girdi. Londra, Toronto, Washington. 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü yalnızca İran'a değil dünyayı da ayağa kaldırdı. Amini'nin ahlak polisince gözaltına alındıktan sonra komaya girip hayatını kaybetmesi hızla yayılan protesto dalgasına yol açtı. İran, kareşi, imodiyan, imodiyan, imodiyan. Burası İngiltere'nin başkenti Londra. Öfkeli kalabalık İran Büyükelçiliği'nin önünde toplandı. Polis kordonunu aşmaya çalışıp İran hükümetine karşı sloganlar attılar. Tansiyon yüksekti. Kentin farklı yerlerinde düzenlenen protestolarda zaman zaman polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. 12 kişi gözaltına alındı. Kanada'nın Toronto kentinde de İran'da ahlak polisinin uygulamalarına tepki gösterenler sokağa döküldü. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya Tahran yönetimiyle tüm ilişkileri sonlandırması için çağrı yapıldı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington, Beyaz Saray'ın önünde toplanan protestocular İranlı kadınlara destek mesajı gönderdi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'den de açıklama geldi. Göstericilere yönelik sert müdahalenin son bulmasını istedi. Ülke genelinde internete erişimin açılması için çağrıda bulundu. <laughs> SpaceX CEO'su Elon Musk ise İranlıların sosyal medya platformlarına erişimi için çabalıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İranlılara sunulan internet hizmetlerinin kapsamının genişletilmesine izin veren genel lisans yayınlamasının ardından uydu internet sistemi Starlink'i ülkede devreye soktu. Ancak bu kısa sürede ülkedeki internet sorununu çözebilecek bir adım değil. Zira sistemin kullanılabilmesi için yakınlarda Starlink terminalleri bulunması gerekiyor. Bunun içinde internet sağlanmak istenen ülkenin izni gerekiyor. İran'a terminal sokmayı başarabilen olursa Starlink internetini de kullanabilecek.